Ben Muzaffer Kılıç. 1958 Topal Osman'ın memleketi, yurdumuzun güzel şehri Giresun Bulancak Karaağaç köyünde dünyaya geldim. 1958 yılında. 1969'da Trabzon Fatih Kur'an kursuna yatılı olarak Kur'an kursuna gittim. Orada tahsilimi gördüm. 1973'te sınavla beraber İstanbul Fatih bir üst Kur'an kursuna yine yatılı olarak tahsile geldim. 1974'te Beykoz Göllü Köyü'nde fare olarak imamlık görevine başladım. 1982 yılında yurt dışına, Suudi Arabistan şehrine gittim. 3 yıl orada kaldım. 1986'da Suudi Arabistan'dan döndükten sonra esnaflığa başladım. Ta ki oğlum İrfan Kılıç şehit oluncaya kadar, 1998'e kadar esnaflığımı devam ettirdim. Oğlum şehit olduktan sonra esnaflığı bıraktım. Ve ondan sonra bir müddet inşaatçılığa devam ettim. Ve inşaatçılıktan da emekli olduktan sonra o mesleği de bırakmış olduk. Ondan sonra Batum Havalesi Derneği'nin kuruculuğunu yaptım, kurdum. Batum Göçmenleri Derneği. Hala kurucu fare başkanıyım. Ondan sonra 2002 yılında da Beykoz Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı'na, oğlum şehit olması hasebiyle Beykoz Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı'na geldim. O gün bugün Beykoz Şehit Aileleri Derneği'nde başkanlık ve çeşitli kademelerde görev yapıyorum. Şehit ailelerimize, şehit çocuklarımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. 5 yıldır da İstanbul Valiliği, Beykoz Kaymakamlığı, Sosyal Hizmetler Mütevelli Heyeti görevini yürütüyorum. Bundan sonraki bizim hayatımız amme hizmeti, elimizden geldiği kadar yaşadığımız müddetçe vatandaşa, milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Babam 1969 yıllarında İstanbul'a gurbete gelmiş, çalışmış, geri gitmiş. Fakat ben İstanbul'da göreve başladıktan sonra 1976 yılında Beykoz Akbaba Köyü'ne bir arsa aldı ve orada bir gecekondu yapmış olduk. Ve 1982 yılında da annemi babamı Giresun'dan alarak güzel Beykoz'umuza yerleşmiş olduk. Yani Beykoz'umuz Giresun'daki yaşadığımız, geldiğimiz yerleri gerçi aratmıyor yeşilliğinde, güzelliğiyle. Aynı su, aynı hava, aynı yeşillik. Babam serbest meslek sahibiydi, çiftçiydi. Hatta bir gün sigortalılığı yoktu. Şöyle bir geçmişini anlatayım. Memleketten gelen bir misafirimiz demişti ki Hasan abi, neden 65'lik maaşına müracaat etmiyorsun, almıyorsun dediği zaman, bende iki tane oğlan var. Eğer beni bir babalarını bakamıyorlarsa, ben onları öyle yetiştirmedim, babalarını bakamıyorlarsa bu dünyada yaşamasınlar demişti. Ben de yanlarındaydım.
Allah mekanını cennet eylese. Hiç bedava geçinmeyi sevmezdi. Ölünceye kadar da bir fil bahçelerde, kendi bahçemizde çalışarak son nefesini vermiş oldu. Mevlam gani gani rahmet eylesin. Beykoz'a gelmekten soracaksınız belki de, memnun musunuz? Tabii ki memnunum. O zamanın şartlarında memleketimizde geçim zordu. Ama İstanbul biliyorsunuz İstanbul her şeyiyle insanlara hükmeden bir şehrimiz olduğu için biz de gelmek zorunda kaldık. Tabii ki memnunum. İyi ki gelmişiz. İyi ki Beykoz gibi İstanbul'un güzide bir yerine yerleşmişiz. Burada toprak sahibi olduk. Hatta erkek olarak iki kardeşiz. Üç de kız kardeşlerimiz var. Erkek kardeşim Akbaba Köyü Muhtarı Yüksel Kılıç. Burada da halkımız bizi sevdi. 25 yıldır bir fil hiç ara vermeden muhtarlık görevine devam etmektedir kardeşim de. Halkımızdan Allah razı olsun. Teveccühleri. Belki önümüzdeki seçimde yine seçilecektir. Belki çıkacaktır, belki bilmiyorum ama çıksa yine kazanacaktır inşallah. Belki eski Beykoz değil. Eskiden Beykoz'umuz, ben Bosane Göllü Köyü'nde görev yaparken haftada bir gün toplu taşıma aracı vardı. O da bir şahsın burunlu otobüs derdik. Sabah yolcuyu getirirdi. Millet haftalık ihtiyacını görürdü. Akşam da toplar, milleti geri götürürdü. Köylere dağıta giderdi. Ben de o halktan biriydim. Zevkliydi. Herkes birbirini tanıyordu. Herkes birinin parmağı acısa öbürünün kolu acıyordu. Ondan sonra güzel bir yaşam vardı. Yani Beykoz'da yürüdüğümüz zaman herkes birbirini tanıyordu. Ama şu an nüfusumuz kalabalıklaşınca tabii birbirimizi tanımaz olduk. Allah'tan yüksek katlı apartmanlar Beykoz'da olmadığı için alt kattaki adam üst katı tanımıyor dediğimiz yerde daha oraya gelmedik. Beykoz hala Anadolu'yu andıran bir ilçemiz. Zaten Beykoz deyince ilk akla gelen Anadolu'dur. İster sağcı olsun Beykoz'da, ister solcu olsun Beykoz'da yaşayan herkes vatanını, bayrağını, milletini seven bir millet olarak ben kabul ediyorum. Herkes Anadolu'nun bir köşesinden gelmiş, benim babamın, ecdadımın çektiği zahmetleri çekmiş, o iğnenin deliğinden geçmiş buraya kadar gelmiş. Bunlar vatan haini olamaz diye düşünüyorum. Ve de değiller. Benim hatta Beykoz'da yaşayan, mesela bu olduğumuz yer, çekim yaptığımız yer Ermeni mahallesi olarak geçiyor. Benim 50 metre ilerimde kilise var. Hatta daha yakın bir zamana kadar pazar günleri orada çan çalardı, ayına gelirlerdi. Şu an yok ama ben hala kiliseye zarar gelmesin diye gelip geçerken kilise binasına bakıyorum, camları kırılmasın. Bu da onların inandıkları mabetlerine göstermiş olduğum saygıdandır. İnşallah onlar da bizim mabetlerimize saygı gösteriyorlardır, göstereceklerdir de inşallah. Oğlum, 1998 yılında Mart ayında şehit oldu. Şehit olmadan işte 15 gün önce falan izine gelmişti. Hatta izinin dolmasına bir 5 gün kalmıştı.
komutanı tarafından telefon geldi. Telefon kapandıktan sonra ben dinliyordum yani görüyordum. Telefon kapandıktan sonra baba yarın bana bilet al ben geri döneceğim. Sebep oğlum 5 günüm var. Ben önemli operasyon varmış. Komutan beni istiyor. Katılmak zorundayım dedi. Ve biletini aldım gönderdim. Gidiş o gidiş. Oğlum şehit oldu. Şehit haberini televizyondan öğrendim ben. Televizyon haberlerini dinlerken üzücü bir haberle habere başlıyorum deyince spiker bizim oradaki oğlumun askerlik yaptığı tarafı söyledi. İşte 11 şehit demişti. Rahmetli annem yanımdaydı. Eyvah anne ben yıkıldım dedim. Daha ismini söylemeden çocuğu. Ben yıkıldım dedim. Oğlum dur öyle bir şey yoktur falan derken baktım isimler saymaya başlayınca benim oğlumun ismi baştan söylendi. Çok acı oldu, çok ağır oldu. Hatta şehit olduğu yerden 7 günde zor alınabildi. Kar, fırtına, helikopter inemedi oraya. Bayağı bir eza cefa oldu. Hem halkımıza halkımız toplandı. Çamur, çorak, soğuk beklerken ha geldi ha gelecek. Bizim acımız katlandı gitti yani 8-9 gün. Şükür Mevla'ya ki oğlumun hiç olmazsa naaşına kavuşmuş olduk. Şu an mezarı belli. Her gün hemen hemen gidiyorum mezarına. En büyük tesellimiz evladımızın yevmi mahşerde bize yardımcı olması. İnşallah dostlara da yardımcı olurlar şehitlerimiz. Ben Akbaba'ya yerleştiğim için geldiğimde ister istemez Beykoz sahiline inmek zorunda kalıyorduk. Fakat yani akşam namazı olduğu zaman zaten toplu taşıma olmadığı için Akbaba'ya nasıl gideceğiz? Akbaba köyünde Gönderce Mahallesi şu an isim değişti. Eskiden bizim Çingene Mahallesi diye adlandırdığımız mahalle vardı. Hep orada o kardeşlerimiz otururlardı. Onların atları beygirleri olurdu. Orta Çeşme çayıra getirirlerdi, koy verirlerdi onlar otlanmaya. Ve geri giderken tabii yaya yürümeyelim diye o vatan komşularımızın atlarını yakalardık. O atlara binerek evimize giderdik Akbaba'ya. Ve onlar da bilirlerdi bizim çocukluk, yani çocuklar bilmiş getirmiş diye. Bilirlerdi, böyle bir hoş şeyimiz vardı. Beykoz çok güzeldi. Beykoz, yani evet araba maraba yoktu ama Beykoz cıvıl cıvıldı. Hele öğlen saatleri, akşam saatleri, 5'te falan deri kondura fabrikası, Anadolu'dan gelmiş millet, 3.500-4.000 kişi işçi çalışıyor, akşam paydos ediyor. Yollarda yürüyen, geçemezsin o kadar halk vardı Beykoz'da. Cam fabrikası hakeza, oradan dağılan Beykoz tarafına gelen hakeza. Bir hareket vardı. Bayağı güzel bir hareket vardı. Ama şu an o halkı göremiyorum. Yani Beykoz 50 sene olduğu halde, tam 50 sene oldu. O halk sanki gitti. Aslında daha çoğalması lazım. Şimdi tabii ki fabrikalar kapandı. Aziz Allah.
fabrikalar kapandı. Fabrikaların Beykoz'a değil, Anadolu'ya faydası vardı. Anadolu'ya. Çünkü burada çalışan bir evlat, Anadolu'daki annesinin, babasının sağlık işlerini buradan karşılardı. Hatta onlara harçlığını, çay şeker parasını buradan gönderirdi. Burası Anadolu'yu bakıyor. Beykoz, ben Akbaba köyünde olduğum için Akbaba'da zaten tarım alanı bol. Ben de tarımcıyım. Giresun fındığını İstanbul'a getirdim. 30 sene önce Akbaba'da fındık bahçesi diktim. Ve şu an 2-2,5 ton Akbaba gibi yerde fındık yapıyorum. Hele Murat Başkan'ın İstanbul Beykoz'a başkan olması hasebiyle tarıma daha çok ağırlık verdi. İster fide dağıtımında olsun, ister tarım alanlarının imara açılması konusundaki hassasiyeti bizi gerçekten memnun etti. Onun için Murat Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tarım konusunda bizleri desteklediği için.